Bugünkü programımızda yazgıcı Abdurrahim Ötkür'ün Şincan Halk Neşriyatı tarafından neşir kılınan Uyğangan Zümün namlık iki kısımlık tarihi romanının ikinci kısmının devamını anlatımız. Her ne şatlıktın, cudadır hayat, andınır her ün, mumluk, tıhık. Alman yasakta azaykımız, kebir zulümünü tüketilmez. Yurtdaş hiç amallığını özümü soraymaz. Neyse, küçük balını kolluğandan kollumakçı lan. O ne, yağaç kazanda bir kıtım aşkışıdır. Beni sorsanla, ben adli bir cancı. Benim hastım, halık ne, cebir zulümdü kutkuzup, herkes azatlıkı çıkırıp, genç paravan turmuşta ilgi kılış. Hey! Şu Luben diye lom adını kışka! Onun kıdaydıran gitmem ben! Bölme, ili terakke, azatlık meşeli yangan, men kıtardırgı başla hitemaka. Oygangan zümünni, endi hiç kim kutlu talmay. Ahval şu ağınıla. Dedi Hemdol. Öz kıyrındaşlarımızı tık götürgen bu kolum, kurup kessin. Hiç nimi kıl almasam, haber bozumu yetküzüp koyay da kışınla gıkıp geldim. Tanatkan haman, yığı bizip geliydi. Çaktan birge kükileli. Bu yanı taşlap kitimiz mu ya ki, sokuşup görümüz mu? Çoğun işkıldan dostum. Sen bulmadan bozsan, o döyüzle bizini uklap yatka yerimizde, koyunu boğuzduğun dek boğuzlap taşlar iken tok. Sana rahmet. Dedi oğlakçı Mansur. Andan köpçülükke karak. Kıyrındaşla, mertli, meydanda sınaylıgan çağ geldi. Cengi tayyar bulunla. Dep farkıradı ve işki yigitini derhal atlanıp, yol boyu at yengüşlep, hiç yerde konmasın kuşağı berip, Salih Dorhığı haber yetküzüşkü buyurdu. Tam sözü bişbelenle, şerikler ucumu öttü. Tarasap itilu atkan mırtık avazırıga, at duyaklarının dükürleştiri bilen, şeriklerinin urçak diyen dehşetlik hoykırıkları koşulup, baş ağın çılgısını sülsülge kertürüver. Ma Fuyen, öz çiğriklerinin san ve sapa cahattin mutlak üstülükege işinip, baş ağım ötkülünü bir hücum bilen yöncük taşlamakçı idi. Bırak, Mansur bilen Java Batu başçılıkıdaki yigitlerinin katlı karşılık gözüldüşü. Onun üstüge, Kutti koyunun üçüyedek əgri bügürü kelgen kıya taşlık ve tarı çılgıda zembereknin karğı kelmesiki sebebidin, onun bu planı kur hıyal bulup kaldı. Hazetlik tik kıyalar, korkunçluk koram taşlar. Tar cilgığı üstüp girgen değnek zaman taşlık tokaylıklardan çıkıp atkan ecel okları, onu ötkenin bu soğu sığımı yıkın kezdürmeyi uyak buyakı urulup, tümşkını kanı davalgan telvi kavanı oluştup koydu. Yüzden oşuk çiğerikini ölümge tutup veriş bedelige, bir gün etişimu ötkeldin büsüp ötelnigen mafuyen bu elem geçirmay, öz köşünü özü yigerek bolup durganda onun muşavırları başka bir yolunu görsetti. Ertsi çaşkı vaxtada ak bayrak götürgen işke elçi mafuyenin pirayılarga yazgan xeytini Mansur peycanga tapşur edi. Bu xette, "Mən silahını sınav gördüm. Silah yaxşı urçuduğun cancılar işken silah. Hoca Niyaz bərbir yoxdurdu. Minin qoşunumdu mu, kento çeyriklər xeyli ba. Əl bolsanla, silənim o, öz sipəmgə qoşuvalı mən. Yurtlarımızga qaytımız desanla, pul və at ulaq verib, yolga sip qoyu mən. Əgər yəni tərsalı qılsanla, qatlıq pişayman yapqalısıla. Bu anan ne? Başlıqanlağı berib etinla. Biz onun oylığını dək, nozu xon kento uladın əməz. Qoludun kəlginini qılsın. Elçiler ketkenden keyin, Mansur hemi yigitlerini yığıp, "Körü vatsıla ağınıla, ehvalimiz beşli yığın. Ölümden korkuduk Allah'a ruhsat. Mən hiç kimi zorlamayman." Onunla cevaben heyvetlik bir sada, Hutti Boran'da görüldet gitti. "Ölsek şehit, kalsak hadi." Keşke yığın, karşı taraftan galiti bir manzara namayan boldi. Mafuyen çiğriklerin öz kısmıdaki Uyghur çiğriklerden 20'dek yigitini haydep kilovat attı. Yerim yalıngaç halette kolları arkağı bağlanan bu yigitler, nanı periyat bilen tıracat mağmasıqı tırış attı.
Her birinin keynide birden çirik miltiqni keşkisi getirip, aldığı meñişqi zorlaydı. Topku soñdışıp kelayotqan otliq çirikler kılıçlarını pulanlatıp, nemini dur bir nemeler dep varqaydı. Yaqınlaşqan seri, yeliqi kolu bağlaqlıq uyğur çiriklerinin qalaymıqan varqırışları eniq alınışqa başladı. Ah, qarındaşla! Bizni qutquzulunla! Qutquzup almasaqla, ulağı el bulunla! Bulmasa bu döyüzle bizden hemimizi kırıp taşlaydı. Yak yak, el bulmağla. Bizge hamını bir ölüm. Bizden itirtin la. Düşmenin kolu da ölgüçe, silahının kolunla da öleyli. Yak, ben ölüşünü kalmayım ben. Beni kutkuzuyordun la. Kırındaşla, benim kuşmadan yetim kalmışsın. Çelikler algılamayı direcek durvalgalarının üçünü itip taşladı. Bu dehşetli manzaraya qarab hangtan bolup qalgan pidoiylar nima qilishini bilmay o'dikib qolishdi. Bosh barmoqini tishlab turgan Mansur birdan varqirab tashladi. Ey, namatta! Odam qilipidan chiqqan hayvonlar! Qilmig'ingizga shu qildimi? Voy isit! Ey, ovi o'lganlarning biri, ana ovi egiz bo'yi yigit, bizning ma'ladagi Shokir Mansurning o'g'li, namatta qolsa. Bicarının hotunu tol kalıdıgan buldu da. Toy kılgılı, tehi yerim yıl mı bulmuğun? Dedi Hemdol uhtardı. Kanda kılınmaz Mansur Akka. Gel kılsalcı. Zadı kanda kılınmaz. Estağfurullah, estağfurullah. Ben de atmışsak bu mu de? Yak. Atmanla, bunun amalını taptın. Dedi Cababatı ornudan durup. Andın köngligining peşini jart qilib yerdi-da, miltiqning uchiga ilib pulani tishqa boshladi. Mansur, "Nima qilding bu?" deb uning qo'lidan miltiqni tortib olmoqchi bo'ldi. Javob ato uning qo'liga bir nimalarni tegdi. Mansur mudarhol tushunib, qo'lyoqligini pulani tishqa boshladi. Kelayotgan cheriklar topi to'xtadi. Bir ozdan keyin cheriklardan ikkisi Mansurlarning oldiga ot chap turib kelib, birar 100 qadam orliqda to'xtadi-da. El bulansınla! El bulamayız! Bense Koran'ı taçırınla! Mansur egiz dağ çokulları arasığı yoşunup kete atkan kuyaşını görsüp... Körü vatansınla! Keç girip kaldı! Ete etigen de! Rast mu? Ez burayı huda! Ete etigen de! Bu ya çokum silahının kolunla ötüdü! El yatarığı yakın... Mansur'la canda kaza tapkan 15 yiğitinin taş kabirleri bilen fidalleşip... Jababatı başlayan yol bilen körli tarafqa ravon bo'ldi. Egiz qiya tog' beshidagi Tohir Zuhra mazri üstida mo'nglanib turgan kumush oy ularga oq yo'l tilab qarab qoldi. Atsi Mafuyan o'zining oldinqonligini bilib, ochchig'idan maymundek chirqirab tashladi va tog' qartib Mavzurning o'ntil o'qini biroqli etib tugatdi-da, Mansur payjonglar tashlab ketgan qarorgohga qarab ot soldi. O, qarargahning iznasi süptüdü turgan opa va tosh o'choqlarga qarab, uni ikki kun avari qilgan pidoiylar sonining 220 ga yetmaydiganligini taxminlab. Xo'jin yozning hamma askari mushuladek bo'ladigan bo'lsa, ularni bir nima qilmoq bekli tas o'xshaydi, deb o'ylab qoldi. Ammo o'z mantiqisi bo'yicha bu fikrdan darhol yinib, "Yo'q, hammasi undoq emas, ham undoq bo'lmasligi mumkin." deb etining beshini ko'rli tarafga burdi. Mafuyan Mansur payjonglarni bugur orqali kucha tarafga ketdi deb o'ylab, xotirjam holda Ko'rli shahriga kirib o'rinlashdi. Uning zapas o'q-dorilar yuklangan 5 tartim tugisi shahar sirtidagi langarga joylashgan edi. Tong qorong'usida bir to'p otliqlar xuddi tuyuqsiz chiqqan qor quyundek bostirib kelib, chala uyquda yotgan sheriklarning hammasini o'jiqtirib tashlab, o'q-dora va qo'l bombalari qachilangan sanduqlarning bir qismini bulab ketdi. Yerim hushsiz yotgan bir yardar sherik uzunchoq sanduqlarni otlag'i ortib, yenidan o'tib ketayotganlar orasida yiliqi to'qsulliq Hamdolni ko'rib qoldi. Dan mushi vaqa bo'layotgan chaqda Mafuyan tushkun qilgan gezarmining sepili ustida ko'zachilik qilayotgan cheriklarning ikkisi qoyiqdan duri uchib kelgan o'qiyaning o'qi bilan yer tishlab qoldi. Bir o'qning quyrug'idan olqanchilik oqlati esig'liq turatdi. Uningga
biz senin arkanga tüşken ecel kölengisin degen sözler yazılgan idi. Şu vakalardan keyin Mafuyan bir pay oxtu ölmeyi qilib raqibidan öç ilişki urnavatkan yaradar qavandek, özünü her tarafı urup bu ecel kölengisini teltüks yuqat muğaca korludun çıkmasıqa qasam işdi. Şuna bir tarafdan Mansurning topuğu koşulgan korluluk yigitlerinin atana ve uruq tuqqallarını haydep kelip balalarını tip berisen dep qistedi. Bunun da netice çıkmağac ulardan birer yüz kişini etip taşladı. Yurt çoğunlarına mı bu ecel kölengisini tepişke kıstap, şu bahane de nurgun altın gümüş yığı vardı. Yeni bir yaktın, nıngdın oşuk atlı çeyrek şehir işçiden tartıp, şehir etrafı degen yezi kentlani. Cangallık ve kumuşluklarını alıp koymay, üç gün gece tımsıklap çıktı. Dihkallar, ünerven kasıplar, Nadikarlar, bilgçiler hem de uşak sitikçiler arası da kutu şularga oksuz kiyini olgan ecel kölengileri andı sanda közge çilkıp durattı. Ama olanı hiç kim aşkarılap koymaydı. Hatta çelikler kasabga güç sitip yeri atgan Mansurning özüden birer gumanlık adamı kördü mu deyip sorap baktı. Mansur bilen yılgı kasap, ondak adamlarını hiç yerde körmeyeligini eğitip, çeriklerini yolu saldı. Şu günü keşkorun Mansur bilen Cababato, östan boyudigi çatkallıklar arsada yuşurunup yetip, at soğuruşka çıkan 8 çerikni kol bombız bilen parça kılavetti. Mafuyan əslede körlünü birer gün bulandalan kılgandın giyin derhal yolu çıkıp, Hacim tarap haber tepip olguca, onlarının üstüge tuyuqsız bastırıp barmakçı idi. Ecel külengisinin tuzkulluğu bilen, Kurlu'da tört gün toxtap kaldı. O, ahırı bu külengi bilen ahvarı boluyverse, tihumi keçkidi kalıqını düşünüp, bayıqı kısmını bulsa da, Kurlu'nu tuyuqıcı bulandalan kılıp, bügür tarapke atlandı. Bırak bügür, Kuca, bay nahilerden ötüp, ta ki Aksu Koni şehir tavasidiki karı yolun yesiği yetip barıca, bu ecel külengüsünün dəştidin birer gün mü hali bulanmadı. Bolup mu, yılıqı keçisi bulap getilgen kol bombulları, mafuyen çirikleri üçün asmandın tuyuqsız yakan bala qazadek bir dəşşet buldu ki, onlar bu balanın aldını ilişki amansız kaldı. Çünkü yigitler endi nöt kılıçlarını tıkıştırıp koyup kol bombası bilen kuralını valgan idi. Sepi kavak yağaç, bişi kateşi şeklede kesim kesim kılıp bertip koyulgan ve körünüşü hudi avancı teşeğe oksat getirdiğen bir yerim giriş uzunluktaki bu kuralını avancı teşeğe dap atı valgan idi. Gah dehkan, gah hünerven kasıp, gah işekçi, gah yolucu kıyapıdı da, işki üçtün bəsi de yalğız yürüp, el işçigi sınıp ketken yigitler de, bunda kural bağdat hiç kim guman kılmaydı. Onun üstüge bu havancı dişini kandaq etişini, hem dol yigitlerge birden deli öğütüp koygan idi. Mana, yol yaqısığı caylaşkan soğma tanlaq addi bir bağ. Ney bağla pişkan bazı almışakları tamdan artılıp ketken. Aldıraş kedi vatkan bir top çeyrek at üstüde durupla almalarını üzüp koyulurgu silovat attı. Del şu çakta sokma tamdan arkasıdan bir havancı teşi çüp on nece çeyrekini at patları bilen domultu vetti. Kucadan bayağı baradığan yolunun xeyli bir kısmı pakar pakar topu taklardan terkip tapkan qeylin tokaylıq iydi. Yaz külleri yolunun işki kasını kadar ağzını künge karıtıp açkan peti altıp yavutkan yuğan yuğan kilerlerini körgen yolucularının bedelleri şürgünüp getirdi. Bu korkunçluk mahsukla bulsa o adamlardın kılcı yıkmay çekçeyip turuyu verirdi. Çerikler asman pelek can tozdurup yoldun ötü vatkanda, yelikı naksuklar huddi baş göz aptıpının mürüdün kıyalmağan dek, erin çeklik bilen özünü daldığı ilişka başladı. Mafuyan at üstüde keti ötüp, yoğan bir kilerini körüp kaldı da, mauzur bilen onu atmakçı buldu. Bırak, tokaylıktan tuyuqsız taşlanğan bir netçe havancı teşinin gümbirligen dəştidin, yerge yıkılıp atının astıda kaldı.
Kök boz atının yuğan gövdesi onun cinığı ağrı buldu. Gür ağzıdan kaytkan Mafuyen, kök boz atının çeriklerinin kanığı milinip yatkan gövdesiye birden karap durup. Hat Mansur, seni türk tutup, bir koç kınını içmeydiğen bolsam. Ecel külün yüzünün en şundak zerbillerin, Mafuyen'i Hüddi tikenge dessep miyengolatkan yalan ayak kişige oğuştup koygan iyiydi. Şu aralıkta Mansur baş ägimden mandırgan hilgi işki yigit kucağı kilip Salih Dorgağa. Salih Dorgı bolsa Kerem Şatır arkılık hacimge haber yetküzüp bolgaçka, pidailar koşuni kar yolgunu toplanıp Mafuyen'i şu yerde tosamakçı boldi. Bay Sıcan başçılıkıdaki Aksu pirayları bilen Ahmet Pansat başçılıkıdaki Hüden pirayları koşulup, bu koşundakilerinin sani 5000'den eşip ketken bulsa mu? Tangdın tolisi, kar mültük, kılıç neyse, çomak bilen korallangan ve hiç kandak herbi meşk görmegen addi buhrala iyiydi. Onun üstüge teşkilleş yakşı bulmak aşka, bir tutaş komandallıkı boyusunuşu yeterlik bulmayı her bir top öz aldığı hareket kılattı. Bu halimiz bilen, tungan çeyreklerini bir nimi kıgılıp olmaydı hacaka. Agal, ulanı, gepke kırgızış lazım. Dedi Nemet Halpet, sen mucanlık süpüti bilen. Biz ulağa yetkidek miltık bir elmegen tosak. En bize uyantu, buyantu diyenge hak unamdu. Ahu kılıp, baran körüstüşki yarısı mı bola? Şundakta mu, Salih Dorgu'nun yigitlerine asas kılıp, Bay Sıcan bilen Ahmet Pansat on kanatta. Mahmut Muhidi sol kanatta. Hacının özü merkezde durduğun bol işti. Mafuyen çiğrikleri zembrek oklarının himayesine bir kançı kıytım ucumu ötti. Ama keşkici hiç kandak netice çıkarılmayı arkaya çekindi. İkinci günü pirayılar taraf üstünlüğe erişip, bütün sapoyece hücum başlaş aldığı turganda Bay Sıcan'ı uhtaydı. Bu, arka taraftan hiçbir kütülmegen yerden namelum bir kişi atkan gayip ok idi. Arkadan attı, arkadan! Kim attı, kim? Huda, bu ne mi geldilik? Bu kaysi melunlar işi! Mündeki adam kıyacıya bilen bütün cülünü beşiği giyip, Bay Sıcan'ın cestini kütürgen peti septin çıkışka başladı. Septin on kanıtı buzuldu. Kattık patparakçılık başlanıp gitti. Salih Dorga at üstüden sirik sakalını tütürtüp var kravat attı. Ay, tohtana! Tohtana! Bolması ilti taşlayman! Hacım açıgığa paylamay, sakalını yürüp kayıp gitti. Bu ne mi gap? Tohta hey olmadılar. Adam ürkse maldun mu yamanırak ürküp gidiyordu diyen ıraz gelmişken. Alı çoğun götürüp üler tırlışıge bakmaya kaçıp gidiyordu atkallar işte de hiç kim gep anlaramaz iyiydi. Bu pürsatını ghanimet bilgen Mafuyen çiğrikleri derhal ularının üstüge at saldı. Kaltı kuyruklık atları üstüde kılıç oynatıp şiddet bilen kıyqas çoğun selip kilovatkan bu çiğrikler birkaçı esirler burun haripge yürüş kılgan Çingiz atlıklarını esnetetti. Merkez ve sol kanatki pidailer mu çiğriklerini tosuşka atlandı. Şunun bilen tütünse bozuldu. İki taraf gürelişip gitti. Özleri yazıp olgan atli kılıç neyse ve tayık dokmaklar bilen korallangan piyada kısımlar. Bulup mu Hüden pidayları köp kırılıp gitti. Mafuyen'in kalbisi bilen ahırlaşkan bu can, pidayılar koşununun vücududaki bir münce acizliklerini aşkarılıp koydu. Hacidin başlap tursun dolanıca çün küçük hemmeylen, özüdün bir hessi az bulgan çeyriklerden yığılıp kalış sebepleri hakkında ciddi oylanışka başladı. Koral yarağının kısılığı ve Bay Sıcan'ın sırlık ölümüden başka yeni kondak sebepler barken he? Onları bu sualga cevap depişki özgürenmey, çiğrikler bilen soğuşa soğuşa tağ tarafge çekinmekçe boldi. Mansur çoğunlarının aldığı kilip, Men yurt işçi de kalay hacaka, jigitlerim bilen kalay. Nemişka? Mansur yine ecel gülengüsü bulup düşmanın arkasına düşmekçe bulgalığını etti.
Çoğunları bir-biriga qarashdi. Endi bo'lmasmikin fikam? Yo'q. Biz Jababatu bilan Hamdulbashliq 9 yigit shundoq kelishdik. Bizga ijozat bersizlar, ularga ergashganimiz ergashgan. Nagicha ergish bormoqchisizlar? Görning og'zigacha. Toki birimiz qolgacha, birimiz. Hakim o'rnidan dast turib, Mansurni mahkam quchoqladi. 15-chi bob. Havada radyo dolqunları. Haqiqat iki kişiga muhtoj. Biri uni sözlüguchi, yana biri uni angloguchi. Sibram Xelil. Ma Chongying Urumchiga sharq tarafdan besib kirish uchun oldi bilan bu shaharning taxminan 90 kilometr sharqi janubiga joylashgan tog'liq yiza Dovonchig'ni ishg'ol qilish lozimligini yaxshi tushunib yetkazishga bu yerni allaqachon egilib olgan edi. Shansay Dovonchig'ning strategiyalik o'rnining muhimligini Ma Chongyingdan yaxshiroq tushunadigan bo'lg'achqa bu yerni uningdan tortib olish uchun asosiy kuchini shu tarafga tashlagan edi. Shundoq qilib, bu kichikkina tog'liq yezig'i ikki tarafdan bo'lib 10 necha ming cherik to'plandi. Ularni beqish uchun sharqda Turpan, To'xson, Pichan xalqining, g'arbda Urumchi, Sanji, Fukang va Guchun xalqining qon tarlari daryodek oqib yeligi qurmoqda edi. Shansay Dovonchig'ni tortib olishga bir qancha qaytim urinib ko'rgan bo'lsa-mu, hech qanday natija chiqara olmadi. Qiziq yeri shuki, tog' bag'irlari bilan qilin qor yog'ochlarni egilab, aptik o'rinda turgan Ma Chongyong qo'shoni xuddi o'ynash qanday qilib qarish tarafning hujumini erinchaklik bilan qaytaradi-da, qaytirma hujumga o'tmay, nimanidir bir nimani kutib yotadi. Bu qandoqdir bir sirli holatda ko'rinadi. Ammo Shansay uchun bu hech qanday sir emas edi. Ya'ni Ma Chongyong o'zining ittifoqdoshi Ilidagi Jiang Peiyuanning g'arb tarafdan Urumchiga yurish qilishini kutib o'tdi. Bir sharqdan, bir g'arbdan tegish qilib, Urumchini ikki yoqdan qisib, shu yo'l bilan Shansayni yo'qotmoqchi edi. Shansay Ma Chongyongga o'z kuchi bilan taqobul tura olmaydiganligini allaqachon tushunib yetgan. Kitobimizning 7-chi bobi. Ya'ni jodugarning afsonida bayon qilinganidek, Urumchidagi Sovut konsuli Zilotkinga afson o'qib, Sovut ittifoqining yordam berishi xususida uningdan va'da etib bo'lgan edi. Zilotkin Shansayning ketmanini chetib, uni Moskvaga marksizmning sodiq muridi deb tanishtirgan va uningga tezroq yordam berilishini iltimos qilgan edi. Shansay bilan Zilotkin Moskvaning javobiga taqassa bo'lib turganda, Sovet konsulxonasidagi semiz radio apparatining signali jiddiy xabar kelganligidan belgi berdi. Quloqlariga anglog'ich taqilgan radist ayol 1-2 minutdan keyin Moskvadan kelgan maxfiy telegraf shifrlarining oddiy tilga o'rilgan nusxasini Zilotkinning oldiga elib keldi. Bu nusxada Moskva Shindu banning suhbat vakillarini kutdi deyilgan edi. Shansay bu xush xabarni anglash bilan o'zining eng yaqin kishisi Ching Dilini ko'z og'rig'ini davolatadi degan bahona bilan ovoziga atirning muomin boshlig'i Yao Shunning hamrohligida darhol Moskvaga mingdirgan edi. Bu o'kta birning boshlig'idagi ish bo'lib, shuningdan beri Shansay bir yoqdan urushga qo'mondonlik qilib, yana bir yoqdan Ching Dilidan xabar kutib, Dovonchig bilan Soy Opu orliqidagi tuzangligiga joylashgan qo'mondonlik shtabida taqassa bo'lib turadi. Yangi kalendar bo'yicha kuz oyi hisoblangan noyabr kira-kirmayla, Urumchining sharq tarafidagi tog'liq rayonlarga qor yig'ishga boshladi. Shamol makani atalgan Soy Opu tuzangligidan sharqqa qarab gurkirab soqiyotgan qora bo'ron qor uchqunlariga qo'shilib olamni ma'lum qilmoqda. Yumran ko'chat vaqtidan tartib Soy Opu bo'rnining dastidan sharqqa qarab xuddi do'q odamlarga o'xshash engishib qolgan qor yog'ochlarining shaxlardagi oxirgi yopirmoqlari qor uchqunlar bilan qo'shilib okopda yotgan Ma Chongyong sheriklarining ko'ziga tiqilmoqda edi. Bu holda
ular bosh ko'tarishga jur'at qila olmay, xuddi kirpidek tugilib yotdi. Shimsi cheriklarimi bundoq qattiq shivirgan paytida hech qanday jang harakati qilinmaydi degan xayol bilan okuplardan xotirjam yetishdi. Dal shu chaqda oq yepinji yepinib, oq buz otlarga mingan 40 cherik mojuyining oldingi sebidan bo'linib chiqib, chat yoqiladigi chig'ir yo'llar bilan hech kimga to'ydirmasdan Shimsayning shtobi tarafga ilkirladi. Bir hozodan keyin oy dalada cho'qchiyib turgan harbiy chidirlar ko'zga chiqishqa boshladi. Shu chidirlarning birida tulki juvisiga o'ralgan Shimsay Kutırgan çevirganının hutti yırt kuş böğürlerdek huğulaştırıqa kulak silip, yığını karavatta cim yatattı. Çedirnin otursa da yenip durgan gülhandiki çoğlarının şoğlısa da, onun gözlerimi yırt kuş böğürlerinin közedek dehşetlik barqara etti. Çedir etrapıdaki muhabizeci çeyrikler, çevirganı arkasını kılgan halda nırtıklarını kucaklap, dövdeyişip yürü. Yeliqi otliqlar xuddi yerdan ungandek orqa tarafdan tuyuqsiz bostirib kelib, chidirlarni o'qqa tutishga boshladi. Tarassab etilayotgan miltiq ovozlari, qo'l bombalarining gumburlab portlashlari bilan go'yo yer yirilib, osmon o'rilib tushayotgandek atrof jahonni dahshat qoplab ketdi. Muhofizachi cheriklarining tangdan to'lisi yer tishlab qoldi. Tırık kalgaları özünü umuşa bulguca, çidırlarının köbü yıkılıp, üstüde götürülüşke başladı. Arkaları üzülüp, tövrüge örülgen çidırlarının tütülüp ketken bir zil parçaları bir dövü yırtık tavarga uxşap kaldı. Şimsay bulsa, öz çidirdeki bir zil parçaları astıda düm yatattı. Kelim tülkü juu bilen pişik tokulgan aşı bir zil parçaları, onun cinığa arı bulgan idi. Ақпоз атлықлар чақмақ тезекеді ғайып болды. Шыңсайның штабыдың чырқырақ қамай ауазыр яңырап, түтін долыны зүзілге кәлтіру әтті. Түтін сәп жәнге дәйірланды. Бірақ кемге қартып етшіні еч кем білмәйтті. Шыңсай бұндақ тұйықсыз сәрбеге түнжі қетім ұшырған болсы керек, қатты қудықып кетіп, бір ғазағы жетеңір қап қалды. Nürüsüdün yenik yarlangan baş muhabizeci, onun aldıdı tızlanıp keçürüm soraşka başlagandala, o hoşuğu keldi çiğe, derdini onudun almakçı bulgan dek. Oy, nam kıpıl alma, sen nerede kalgan idin? Dep onu şu yerdeli itip başladı ve tam süzülüp şivirgan sel pesi iş bilenla, ellikdek muhabizetisi bilen şehir tarafı karab aldıraş atlandı. Yelgı 40 atlıktan 37'si ştabka salamet kaytkan idi. Majumning ulanı qabul qilib. Barakalla azimatla. Qasidonun cheriklari bo'lishga munosib ish qildinglar. Shimsayning shaharga bundoq oldirish kelishligi maqsadi yordam masalasi to'g'risida Moskvaga avatilgan Ching Dilining xabarini o'qish uchun konsul Silotkin bilan ko'rish edi. Şunu o şəhərge yetib geliş bilən öyigimi barmasın, Külkbuz atının beşini Sovut konsulxanısının yeşil sırlangan yoğan dərvazısı qıpuradı. O dərvazıdan kirib kelivatqanda, Silatkin yelini Moskovadan kəlgən radiogramı şifirlərinin addi tılgı öyrülgən nusqısını diqqat bilən oku atatdı. Mundaq bu udul kəgən bağımı dubən canatları. Mərhəmət, mərhəmət, qeni, olturun. Dəl vaxtı da. Hammamizni suyundirdigan xush xabar ustiga keldingiz. Men sizni tabriklayman. Tarjiman bu so'zlarni o'rib bo'lguncha, Shimsay konsul Silotkinning chiroyidagi tabassum, ovozidagi jo'shqinlik va qo'lidagi qog'ozga qarab ahvolni tushunib bo'lgan edi. Mana quloq soling. Telekingiz ijobat bo'pti. Moskva sizga yordam berish qarori kelib, ba'zi tafsilotlar haqida vakilingiz bilan bir necha qitim suhbat o'tkazibdi. Afsuski, sizning markaziy hukumatingiz bu ishdan xabar tepib, Jungoning Sovet Ittifoqida turishliq elchixonasi orqali bizning tashqi ishlar ministrligimizga norozilik bayonoti beribdi. Shuningga binoan, sizning vakilligingiz bilan bo'layotgan suhbatni Moskvada emas, Urumchida davomlashtirishga to'g'ri keladi ekan. Hammadan muhimi, bu suhbatga biz tarafdan muhim bir arbob keldi. Bu kim? Bilamsiz? Albatta bilmaysiz.
Şundaq, bunu bilmeyman. Bu erbab, yoldaş Stalin'nin yıkılırdan garigen Aprisov boludu. Aprisov, başvekil spitide söhbetki kilidi kalıqı, yoldaş Stalin'nin sizgi tamamen işengelikinin delili. Uxtunuz mu? Uxtum. Stalin canaplardan pevkuladı minnettar mən. Şundaq, Aprisov neçi vaqtın biri Moskova'nın Taşkent tutuşluq diplomatik vekili idi. O bir zamanlarda İran'ın şarkı şimalıdaki Məşhəd diyarıda İran komünistleri arasıdımı işleyen Kabil Erbab. Moşundaq kişinin ürümçüge qədəm təşrifi münasutu bilən, mən sizni kızgın təbrikləymən. Rahmat, köptün köp rahmat sizge. Aprisov canapları kaçan itib gelidikən? Radiogrammada vaqti iniq eytilmigan, hər halda uzunga qalmas deyman. Undaq bolsa, mən dərhal o zatni istiqbal qilishdan tayyarlığını görəy. Şansay şəhərdə uzun turmay, alaqadar işlərini orunlaşdırıb qoyub, yana frontqa qayıtdı. Front tinç emas idi. Macunyan tərəf burunqa adidigi xilap halda, kən dairdə bulmasımı pat-pat hujumqa ötüb durar. Şin Sey buni ilidiki jampiyonning harakatlanib qolganligining alomati deb tushandi. Haqiqatan u jampiyon bir qism kuchini o'rimchi tarafga mangdirgan edi. Uning ustiga Majunyonning oltay tarafdagi kuchlari mu o'rimchiga qistab kelmoqda edi. Bu ahvollar Şin Seyni qattiq ansirtib qo'ydi. 10 noyabr oqshimi Sovet konsulxonasining simsiz radio apparati yana bir jiddi signal qopil qildi. Qashqarda turishliq Sovet konsulxonasidan tumandagi mazmunda mundaq axborot kelyapti. Bugun kunduz soat 11da Tuman daryosining shimolidagi tuzlanlikda cho'ng ommaviy yig'in o'tkazilib, atalmish Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilganligi rasmiy jakarlandi. Hoji Niyoz Hoji Jumhuriyat rais, Sobit Tomulla bosh minister deb e'lon qilindi. Biroq Xo'jiniyozning o'zi bu yerda yo'q. Iniq ma'lumotlarga qaraganda u Oqsu atrofida mafiyan bilan so'qishib yotibdi. Yig'in sharfiga 41% salyot etildi. Angliya konsuli va ba'zi afg'on fuqarolari ham yig'inga qatnashdi. Yig'in Qashqar shahrining bozor kuni payshanbaga to'g'irlangachqa odam noyit ko'p yig'ilgan. Yig'in maydoni va ko'ch-ko'ylarga mazkur Islom Jumhuriyatining oy yulduzli ko'k bayrog'i esilgan. Ularning hayvisi noyit bahcho. Zilatkin radist ayolga simsiz radio apparatining signalini darhol Moskvaga to'g'irlashni buyurdi. O'rimchi havo bo'shlig'idan taralgan radio to'lqini shu daqiqada Moskvaga yetib bordi. Stalin hayvatli kerimin saroydagi ishxonasida ayg'ir sopliq mushtakki tamaki besib o'tib, Qashqar uyg'urlari ishidimi bir Don Kixot chiqqan o'xshaydi. Dəb miyqədə külüb qoydu. Zilatkindən 3 saat burun, Əngiliyinin Qashqardəki konsul xanısının simsiz radio aparatı yuqurdəki xəbərini yeni dəhliyə yetkizib bolğan idi. Yeni dəhli şu saatnin özüdə Londonğa bu xəbərni məlum qıldı və şu keçisi Əngiliyinin Kabul, Tehran, Anqara, Qahira şəhərlərdəki elçixanlarının hamısı bu vaqadın xəbər tapdı. Ular orqaliq Afg'oniston, Iran, Turkiya, Misr hukumatlarining tashqi ishlar ministrliklari ham xabar tepib bo'ldi. Atsdan boshlab shu alladagi ba'zi gazetalarda bu to'g'riliq xabar ham maqolalar e'lon qilinishga boshladi. Ba'zi maqolalarning avtorlari Jungo zaminida qurilgan bu Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini ochiqdan-ochiq qo'llab, o'z hukumatlaridan uni darhol e'tirof qilishni talab qilishdi. Jungo zaminining g'arbiy burchagida yuz bergan bu voqea Nanjing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Beijing qatorliq shaharlarda chiqirgan cho'ng gazetalarning jiddiy diqqatini qo'zg'adi. Nanjingdagi markaziy hukumat bu ishni surishtirib qilib, Shansayga jiddiy telegramma avatdi. Shansay aloqasida bo'lib, bir yoqdan markaziy hukumatga "Bu gaplarning hammasi ig'vo, Qashqar hilmi bizning qo'limizda" degan mazmunda xat qaytirgan bo'lsa, yana bir tarafdan darhol Zivatkin bilan ko'rishib, Qashqardagi Sovet konsulxonasi orqali Xo'jiniyoz hoji bilan aloqa qilishga imkoniyat yaratib berishni iltimos qildi. "O saqolga nima demoqchisiz?" O'z majburiyatini ado qilsin.
Yani Mafuyan'ın Kaşgar'daki Macensem'in koşulubilişine yol koymasın. Atalmi Şerq Türkistan İslam Cumhuriyeti degen bir nimeni derhal yok olsun demekçi ben. Ah, yaxşı. Cimisar Pütümünün ruhi bu içe, Hocaniyaz Cenubi Şincan Amarlıkını saklaş baş komandanı bulu süpüt bilen, elbette siz ipkanda kılıçı lazım. Bırak bu işle onun koludun kilemdu yok. Koludun kelgen tağdırdı. Mesela İtaylık, Sabit Damoğlu'nu yok dışka cüret kılalım di yok. Bu bir mesele. Onun cüret kılıç kılması kımılan benim karım yok. Ama buyruku boysunu şişert. Şunda kanaz mı konsul canapları? Bir çalmada iki paktak sokumen davat siz ha? Dur ben canapları. Siz yetik herbi mutakhasisle emez belki hakikaten mi kabul siyasi onuşkensiz. Dekabr ayının otturları çişke yakın bir çakta, Ürümçi şehrinin şarkı darvazısı tarafından kilin karkı kapılınıp yatkan ayrı durumga, küçük tiptiki bir ayrı bulan kilip kondi. Çakları ornığa çanğı bekitilgen bu ayrı bulan, huddi çanığı oxşaş xeyli yergece teyelip kilip toxtıgan haman, Zilatken bilen şansay başlıq bir top hükümet erbabları çoğun-çoğun kademler bilen onunla yıkılaştı. Kemşet yakılı karı dırap cuva, kama kulakça, ah giyiz ötkiyen. Katta kometlik, köküş gözleri ciddi karaydıgan savap etlik bir kişinin izzet ikram bilen kızgın kütü aldı. Bu, Soğut İtfakı'nın Ürümçü'de turuşkı yeniden tayinlengen baş konsoli Garigin Apresov idi. Şansay'nın Moskova'a evetken vekilleri Çıngdeli bilen Yavşunmu şu ayrı bulanda kayıtıp gelgen idi. Şu akşamı el yatar çağda, Ürümçi şehrinin şarık tarpıdaki arka kocalarının birege caylaşkan Katolik çirkavının darvazısı aldığı cüğü küçükken bir dok ayıl asla gelip yan işinin tümür halkısını ihtiyat bilen üç kıdım şaraklattı.